Seni öldürmemem için bir sebep söyle bana. Oğlum ben baba. Oğlum musun? Bu seni öldürmem için yeterli bir sebep. Hazan'ı kaçırdın ha? Birlikte ölecektiniz. Öyle mi? Ne kadar büyük bir aşk. Ya bunu bile eline yüzüne bulaştırdın be. Beceremedin. Becerseydin şaşardım zaten. Sana değil, Hazan'a üzülürdün. Anladın mı? Anladın mı? Anladım baba. Şimdi Hazan senden şikayetçi olacak. Haklı da. Salak! Salak! Seni kurtarırım. Ama benim dediğimi yapacaksın. Bana bak bana. Ben senin nasıl bir kuş beyinli olduğunu bildiğim için çoktan önlemimi aldım. Seni kurtaracağım. Ama sen de Mercan'la evleneceksin. Duydun mu? Anladın mı? Duyamadım! Duyamadım! Anladım baba. Heh. Nasıl olacak baba? Bu telefonu al. Adın neydi senin? Tahsin efendim. Tahsin efendim. Tahsin. Batum'a çıkış yapacaksın. Sen daha kapıya varmadan Kemal Paşa da sana yeni bir kimlik verecekler. Tarık Tamar olarak çıkış yapacaksın. Tamam efendim. Orada bizimkileri bul. Onlar seni bulurlar zaten. Biraz hırpalasınlar. Hastaneye gideceksin. Tarık Tamar olarak yatışını sağlayacaklar. Telefonu kapalı tut. Peki. Ta ki ben seni arayana kadar, seni arayınca açıp beni arayacaksın. Anladın mı? Anladım efendim. Anladın mı Tahsin? Anladım efendim. Sen şu anda Batum'dasın. Hazan, Ferhat bir de arkadaşı gördü baba. Tahir. Bir de ninesi var. Hazan, kız kardeşini tacizden Zeynep hikayesine kadar beni mahkemeye verip üvey baba kiniyle dolu bir kız. Ferhat, Zeynep'in ihanetine şahitlik edip senin üstüne saldıran adam. Tahir ise her fırsatta benimle uğraşan biri, geriye kalıyor bir tek Bunak Nene. Hani derler ya,
Yenilen pehlivan güreşe doymaz diye her fırsatta bana iftira atmak için dava açıyorlar. Bu kadar net. Yine seni kurtarıyorum. Farkındasın değil mi? Hı? Farkındasın değil mi? Hı? Evet baba. Farkındasın değil mi? Buradan bir yere ayrılma. Gelip seni bulacaklar. Batum'a gizlice geçiş yapacaksın. Adamımız sana telefonunu getirecek. Böylece Batum'dan Türkiye'ye yasal giriş yapacaksın. Hastaneden çıkmış olarak. Akşam da evde olacaksın. Topla kendini.